Hazreti Peygamber bak ne diyor, tabağında küçük bir kırıntıyı bırakma, bereketin nerede olduğunu bilemez. Bereket oradadır diyor. Saffet Solak hocamız profesör üniversitede anlatıyor. Geçen hafta da kısaca değinmiştim. Anlatırken diyor ki arkadaşlar diyor Amerika'da okuyorum diyor. Doktora yapıyorum diyor. Üniversitenin diyor yemekhanesinde yemek yiyoruz. Yemekhane self servis yapıyor. Orada da üzerinde yazılı. Yiyeceğin kadar al, aldığını ye. Bu yazı var diyor. Oturduk diyor. Karşımda bir Çinli oturdu diyor o esnada. O herkes kendi yöresine göre diyor, kültürüne göre geliyor yiyor. O diyor o çubukları almış, onunla yerken diyor pilavından diyor böyle bir iki tane pirinç kaldı, onları almaya çalışıyor. Dedim ki ya ne uğraşıyorsun? Bir tane pirinç kalsa ne olur tabağında dedim. Bana döndü dedi ki diyor biz kalabalık bir nüfusuz. Her Çinli bir pirinç bıraksa hesapla bakalım ne kadar pirinç yapar dedi diyor. Ben de diyor latife olsun diye dedim ki ya kardeşim Amerika'dasın. Amerika Çin'in büyük düşmanı. Bırak israf olsun burada. Bu sefer dedi ki diyor bu erdemli davranışa sığmaz. Biz düşmanımıza bile böyle centilmen davranmayı severiz dedi diyor. Baktım diyor çok böyle güzel ahlaklı bir arkadaşımız. Bu sefer diyor ona Kur'an-ı Kerim'den anlatmaya başladım. Bak Rabbimiz bize Kur'an'da diyor ki yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Peygamberimiz israf konusunda şunları şunları söylüyor diye. Ben böyle buna anlatırken diyor o esnada Malezyalı bir Müslüman kardeşimiz diyor tabağındaki bütün yemekleri bir kısmını yemiş götürdü diyor. Gözümüzün önünde çöpe döktü. Karşımızda. Bana döndü dedi ki diyor bu Müslüman mı? Kılık, kıyafet her şey Müslüman. Bu Müslüman mı peki? Dondum kaldım. Evimizdeki seccade, evimizdeki Kur'an bizim Müslümanlığımızın şahidi değil. Çöp kovamız yeri gelecek bizim şahidimiz olacak. Çöp kovamız bizim şahidimiz olacak. Ya Rabbi bu Müslümanca yaşamadı diyecek. Ben bundan davacıyım diyecek hocam. Davacıyım. Nice insanların sofrasına gitmesi gereken yiyecekleri benim içime döktü attı diyecek hocam. Allah muhafaza eylesin. Yine İbn Haldun diyor, bir devletin ilerlemesi ya da gerilemesini ölçmek istiyorsanız çöplüklerine bakın diyor. Hayatta değerlendirilebilecek şeyler çöplükte ise o devlet için ilerlemeyi unutun. Bir evin ilerlemesini yani bu ev zenginleşecek mi, fakirleşecek mi nereye bakın? Hocam israfına bakın, ölçü israfla diyor. Tasarruf ediyorsa önü açık ama israf ediyorsa bitti. Allah muhafaza eylesin. Hele hele bir de bütün dünyaya örnek olmak gibi sorumluluğu olan bizler var ya biz Müslümanlar bunun hesabını çok zor veririz. Hani daha önce de söylemiştik Yusuf İslam ne diyordu? Bir televizyon programında bizzat izlediğimi anlatıyorum. Hayatta en çok sevindiğin şey ne diye sordu sunucu. En çok sevindiğin şey nedir diye sordu. Hayatta dedi en çok sevindiğim şey Müslümanlardan önce Kur'an'la tanışmak. Müslümanlardan önce Kur'an'la tanışmak. Allah'ın dinini Kur'an'da görüp öğrendim, Müslüman oldum. Eğer önce Müslümanları görseydim Müslüman olur muydum bilmiyorum. Allah muhafaza eylesin. Bugün hepimiz bu konuda çocuklarımıza İslam'ı doğru anlatmak, doğru öğretmek hepimizin vazifesi olduğunu Rabbim bizlere unutturmasın inşallah.